bir aptal. Bunu anlamam gerek. Ben Mumbai için bu planı yaptığımda Sarita ve Raj burada buluşmak için plan yaptı. Ben Sarita'yı alıp buraya getirdim. Raj da arkamızdan buraya geldi. Benimle geçirdiği her an baştan sona sahteydi. Hatalı olan ben. O anların gerçek olduğunu düşünmüştüm. Sarita'yı sadece abinin annesi değil, benim karım olarak da hissediyor gibiyim. Görünen o ki başından beri onun beklediği şey buydu. Raj'ın buraya gelmesi. Baba, niye bu kadar erken döndük? İki oyun daha oynayacaktık. Ben oyun oynamaktan anlamam oğlum. Babanın bugüne kadar ne böyle bir adeti oldu, ne de böyle şeyleri sever. Bu senin annenin işi. Oyun oynamada uzmandır. Abi canım. Sen git üstünü değiştir, dişlerini fırçala. Bugün yemeği dışarıdan söyleriz. Bu da kendimize ayıracak bolca vakit demek. Anne oğul oynarız. Tamam mı? Al hadi. Tamam anne. Bay Vikrant. Ben hangi oyunu oynuyorum? Eski kocanla oynadığın. Raj'ı Bhopal'den getiriyorsun. Aynı otelde buluşuyoruz. Bu oyun değil mi? Uzun zamandır devam etmiyor. Mesaj üstüne mesaj. Kısa mesajların arkası kesin. Aklın hep ondaydı. Oteldeki oyunda bile. Oysa zavallı abi bizi yakınlaştırmak için uğraşıyordu. Seni Bhopal'den buraya getirmeseydim, Mumbai'de yaptığınızı Bhopal'de yapıyor olacaktınız. Bu oyun değilse nedir? Bayan Vandana, Raj ve Divya'nın evlilik tarihinin kesinleştiğini nasıl öğrendiğini sorabilir miyim? Popüler bir televizyon yıldızının gelinim olacağını... Tabii ki bu flash haber yayılması gerekiyor. Evet öyle. Bundan haberim var. Ben de seni kutlamak için aradım. Tebrik ederim. Onları evlendirmek iyi bir fikir. Bu arada... Raj nerede? Telefonu ona verebilir misin? Onu kutlamak, tebrik etmek isterim. Ben ne diyebilirim ki Bayan Vandana? Bu devirde gençler büyük sözü dinlemiyor işte. Divya ve Raj birden Mumbai'ye gitmek için plan yaptı değil mi? Birkaç günlüğüne orada olacaklar. Evlendikten sonra gitselerdi balayını da araya sıkıştırırlardı. Yani ekonomi tarafından bakarsan bayağı tasarruf etmiş olurdun. Vay! Raj Mumbai'ye gitti demek. Mutluluktan ayaklarım yere değmiyor. Abi artık ne yapsa boş. Vikrant ve Sarita'nın aşk hikayesi başlamadan bitti. Keşke
Ben de şu an orada olup yaktığım ateşin alevini bir görebilseydim. Vikrant zaten şüpheci biri. Raj'ın da orada olması onu deliye döndürecektir. İlk karımın ikinci kocasına bir şey ısmarlayabilir miyim acaba, ne dersin? Her yere davetsiz gelmek alışkanlığın mıdır Raj? Gerçi neden soruyorum ki? Senin yetiştirilme tarzında böyle bir terbiye yok. Burada ne yapıyorsun Raj, ha? Nişanlınla birlikte ikinci sınıf bir yere gitmeyi dene. Sen ve senin gibiler bu tür yerlere yakışmıyor. Bayım, arkadaşıma yeni servis açın. Ve bana da ona verdiğinizin aynından olsun. Lütfen. Anne, babam bugün yemeği bizimle yemedi ve benimle oynamadı. Hatta beni azarladı. Üzme kendini canım. Baban yarın seninle oynar. Hem sen yorgunsun değil mi? Hadi uyu artık. İyi geceler. İyi geceler. Benimle olmaktan memnun değil gibisin. Evet. Haklısın, ne tesadüf değil mi? Sarita'nın ilk kocası ve ikinci kocası aynı yerdeler. Aynı masada ve tabii ki yan yana. Elbette. Tesadüf. Evet. Bu pekala mümkün. Ama bana göre iyi planlanmış bir tesadüf. Değil mi Raj? Doğru. Çok iyi planlanmış bir tesadüf. Nasıldır bilirsin. Bir şeyi bütün kalbinle dilediğin zaman olur derler. Bu doğru değil. Dilek bile. Sadece zenginler içindir o kadar. Ne var biliyor musun? Hayatta bugüne kadar ne planladıysam hiçbiri başarılı olmadı ama bu plan başarılı oldu işte. Şimdiden çenen açılmaya başladı Raj. Yani kabul ediyorsun. Bunu sen planladın. Evet. Başta bunu senden saklamayı düşündüm ama sonra anladım ki saklamanın bir faydası yok. Neticede kaderde ne varsa o olur. Yani benim eski, seninse mevcut yeni eşin seninle hayli mutlu görünüyordu. Bu arada zevkinizi takdir ettiğimi söylemeliyim. Gerçekten müthiş bir değişim. Tarzı, her şey güzel. Mutlu olup olmadığını bilmiyorum Raj. Ama şunu iyi biliyorum ki sen mutlu değilsin. Beni anlamıyorsun Vikrant. Başkasına ait olanı asla almaya çalışmam ben. Ama biri benden bir şey almaya kalkarsa buna müsamaha gösteremem işte. Şu an benim olan her şey zaten benim. Onu benden almana asla izin vermeyeceğim. Ama ben kaybettiğini geri almak için her şeyi yapabilirim. Bunu başaramazsın Raj. Çünkü Vikrant Suryavanshi ona ait olanı asla vermez. Her neyse. Divya beni bekliyordu. İyi geceler. Onu duymak seni üzecektir. Ama Sarita da şu an beni bekliyor. Belki. Ama bu artık uzun soluklu olmayacak. Anlamıyorum. Raj neden burada? Ne istiyor olabilir? Ya Vikrant? Vikrant neden geri dönmedi? Gelir gelmez onunla konuşmam gerek. Yoksa yine yanlış anlayacaktır.
Vikrant. Vikrant, seninle konuşmak istiyorum. Bak, ne düşündüğünü biliyorum ben. Ama bu yanlış anlamaları gidermek zorundayım. Gerçek şu ki, Mumbai'ye gelmeden önce beni buraya getirmeyeceğin için biriyle telefonda konuşur gibi yaptım. Ama karşı tarafta kimse yoktu. Bunu sırf seni kıskandırmak için yaptım. Kandırmak için. Böylece şüphe edecek, beni de Mumbai'ye getirecekti. Abiye bir söz vermiştim. Mumbai'de onunla olacağım demiştim. O sinema biletleri sırf sen gör diye oraya koymuştum. Buraya geldikten sonra Raj'la görüşmek gibi bir niyetim yoktu. Artık onunla bir bağım yok benim. Ben onu unuttum. Artık Abi'nin annesiyim. Ve senin eşin. Benim tek istediğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.